Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye meclis üyeleri ve belediye personeliyle Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek siyasi gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin daveti üzerine genel merkeze giden Tuna, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişmeler hakkındaki düşüncelerini personellere aktardı. Tuna, "Bu şehir hepimizin. İnşallah durmayacağız ve uyumayacağız. Mersin Büyükşehir Belediye'mizi yeni dönemde de kazanmak adına provoke edeceklere meydan vermeden, ömrünün 25 yılını Mersin'e hizmet vermeye adayan Burhanettin Kocamaz Bey ile birlikte hareket edeceğiz," dedi. Gurur duyuyoruz Toroslarımıza. Mersin'in ilklerini ve en iyilerini yaptık, yapmaya çalıştık. Kimileri yarım, onları inşallah tamamlayacağız. Kimileri bitti ve Toroslarımızın şu anki gelinen noktada en cazip yerleşim yeri, herkesin yatırım yapmak için yer aradıkları konuma, duruma getirdik. Tabii bunlar hizmetle oluyor, kaliteli hizmetle oluyor. Çok imkanımız yoktu, çok paramız yoktu ama ülkenin durumu gibi üretim ekonomisiyle ancak bir yerin şaha kalkması mümkün dedik. Ve üreterek sizlerle birlikte çok çalışma suretiyle biz işaret ettik, sizler yaptınız. Allah hepinizden razı olsun. Marifet iltifata tabi burada verdiğimiz çalışmamızla genel başkanımız ve genel merkezimiz tarafından davet edildik. Ben genel başkanımız sağ olsun, belediyeciliğin duayeni olan Sayın Burhanettin Kocamaz Bey'in son ifadesinde artık aday olmayacağı şeklindeki cümlesinden sonra davet edilmek şekliyle genel merkezimize genel başkanımız 1983'ten beri kendileriyle tanışmışlığımız var. Bizi anlattı. Çok da gurur duydum. O günden bugüne sizi tanıyorum. Teşkilat kademelerinde yaptığınız görevle, belediyecilik anlamında verdiğiniz hizmetle güvendiğimiz bir insansınız. Onun için hem Toroslar Belediye Başkanlığı görevini bundan sonra kalan kısmını yürüteceksin, hem de büyükşehir adayı olarak çıkıp çalışmanı yapacaksın dediler. İnşallah durmayacağız, yapmayacağız, uyumayacağız. Bundan sonra kalan süreçte insanlarımıza ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getireceğiz. Allah nasip ederse. Allah'ın en güzelliği verdiği, bahşettiği bu kente hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla böyle bir görevi almaktan büyük şeref duyuyoruz. Hakikaten belediye başkanımız da yine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz Bey ile de birlikte çalışmak suretiyle, onun zaten belediyecilik konusundaki tecrübelerinden de yararlanmak suretiyle, ortak akılla inşallah birlikte çalışmak suretiyle geride kalan 6-7 aylık süreçte hem Toroslarımıza hizmeti devam ettirirken hem de adaylık noktasındaki çalışmalarımızı inşallah devam ettireceğiz. Olağanüstü Genel Kurul'da Mersin Barosu Başkanlığı'na seçilen Avukat Birgin Yeşilboğaz, Olağan Genel Kurul'da da başkan adayı olacağını ilan etti. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 13-14 Ekim 2018'de yapılacak Olağan Genel Kurul ve başkan adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. Çok sayıda avukatın destek verdiği basın açıklamasında Yeşilboğaz, 2018-2020 dönemi Mersin Barosu Başkanlığı'na talip olduğunu ilan etti. Bugün 12 Eylül biliyorsunuz. Bugünü özellikle adaylık açıklamamızı bugün tercih etmemizin özel bir sebebi var. Hukuksuzluğun başladığı tarihlerden, milatlardan biri olan tarihte biz hukuk adına bir şeyler yapmak adına belki de gerçek Türkiye'de gerçek adaleti tecelli ettirmek anlamında bir başlangıç yapmak adına biz bugünü tercih ettik. Umarım artık 12 Eylül hukuksuzlukların değil, hukukun, adaletin başladığı tarih olarak da anılır. Bu kara lekeyi tarihten silebiliriz. 10 Haziran 2018 tarihinde yapılan Mersin Barosu Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde meslektaşlarımın desteği ve duydukları güven neticesinde vermiş oldukları oylar neticesinde
Mersin Barosu Başkanlığı görevine layık görülmenin, bu kutsal ve meşakkatli görevi özveriyle yerine getirmiş olmamın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Destek veren tüm meslektaşlarıma sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 4 aylık gibi bir baro başkanlığı görevim süresince meslektaşlarımın güvenine layık olmaya çalıştım. Kısa sürede büyük yol kat ettik. Hem mesleki sorunlarımıza hem de ülkemizin dört bir yanındaki toplumsal sorunlara karşı cesurca mücadele etmemiz neticesinde Mersin Barosu kendi kabuğundan sıyrılarak dışa dönük bir kurum olmuştur. Değerli meslektaşlarım, yıllardır Mersin Barosu'nda yaptığım yöneticilik ve diğer kurul görevlerinden sonra tecrübemizi aktarmak, meslek ve ülke sorunlarına daha çok yönelerek Mersin Barosu'na kurumsal bir kimlik kazandırarak Türkiye'de öncü baro yapmak amacıyla 2018-2020 dönemi Mersin Barosu Başkanlığı seçimi için sizlerden aldığım güç ve destekle baromuzun 13-14 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan seçiminde baro başkan adayı olduğumu beyan ediyorum. Baromuzun mesleki sorunların çözümünde olduğu kadar hukukun üstünlüğü, insan hakları başta olmak üzere tüm siyasi, medeni, bireysel hak ve özgürlükleri savunmak, geliştirmek ve demokrasiye katkı sunmak için, çevremize ve doğamıza sahip çıkmak için, sivil toplum örgütleriyle el ele verip kentin gelişimine destek vermek için, hiçbir farklılıklarımızı gözetmeksizin tüm meslektaşlarımızı kucaklayan, cumhuriyet ve demokrasiyle onun kazanımları konusunda ödün vermeden, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında layık, demokrat, çağdaş ve güçlü bir baro için, meslektaşlarımızın hayalindeki bir baro için güçlü ve istikrarlı yönetim kadronla birlikte Mersin Barosu Başkanlığı'na talibim. Narenciye ihracat sezonu Ağustos'ta açıldı. İhracat rakamlarındaki artış sektör temsilcilerini sevindirdi. Akdeniz İhracatçıları Birlikleri'nin tüm ihracatçı birlikleri arasında %81'lik payla narenciye ihracatında lider konumunu korumaya devam ediyor. Türkiye'nin yaş, sebze ve meyve ihracatı yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda ve değerde %18 oranında artış göstererek 1.39 milyar dolara yükseldi. İhracattaki bu artışa en çok katkıyı sağlayan alt ürün grubu miktarda %36, değerde %24 oranında artış göstererek ihracatı 572.3 milyon dolara ulaşan taze meyve oldu. Ağustos ayında yapılan 111.3 milyon dolarlık sektör ihracatının yaklaşık %71'ini yaş meyve grubu oluşturdu. 20 Ağustos itibariyle Mayer Limon'a ihracat izninin verilmesiyle birlikte ihracat sezonu açılan narenciye grubunda yılın 8 ayında miktarda %42, değerde %39 oranında artışla yaklaşık 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Ağustos ayında ise miktarda %181, değerde %209 oranında ciddi bir artış gerçekleşti. Hava şartlarının elverişli olması dolayısıyla ürünlerde erken olgunlaşma yaşandı ve geçen sezona kıyasla ihracat sezonuna yaklaşık bir ay erken başlandı. Narenciye sezonunun açıldığı Ağustos ayında ihracat rakamlarındaki artış sektöre umut verdi. Türkiye yaş meyve ve sebze sektöründe koordinatörlük görevini yürüten AKİP kanalıyla yapılan narenciye ihracatında miktarda %346, değerde %338 oranında ciddi bir artış yaşandı ve her sezon olduğu gibi AKİP tüm ihracatçı birlikleri arasında %81'lik payla narenciye ihracatında lider konumunu korudu. Mersin'de 27 akü hırsızlığı olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik bölgelerinde meydana gelen akü hırsızlığı ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler Mezitli ve Tarsus ilçelerinde trafolardan çalınan 27 akü hırsızlığı olayı ile ilgili bir şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bölücü terör örgütü adına propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği, bölücü terör örgütü PKK-KCK terör örgütüne üye olmak, patlayıcı madde bulundurmak, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan N.Ç. ve yine aynı suçlardan 10 yıl 8 ay hapis cezası olan V.Ç.'yi Gazipaşa mahallesindeki ikametgahlarında yakaladı.
Gözaltına alınan NÇ ve VÇ çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.